Geçerken yapraklar sallanıyor. Evet. Mezarlıkta birden oluştu. Evin tavanında da yok oldu, gelip orada eridi. Bu nedir ben? Bilen varsa bunu... Bu birincisi. Bu 2.17'de bak, 2.17. Bir de 3.47 var, 3.47. Hep bak, 7'nin sonları. Yani bu özellikle çok acayip ya. Evet. Bak kardeş tedirgin oldu, dışarı fırlanmış, ne oluyor diyor. Aniden oluşması çok acayip. Ve böyle süratle hareket etmesi çok acayip. Ağaçların yapraklarını sallayarak hareket etmesi çok acayip. Bak her yer durgun, hiçbir yer hareket etmiyor. Diğer ağaçta da hiçbir şey yok. Yanından geçerken... Yani ne olabilir? Yani bilim adamı olan kişiler varsa bunu bilimsel olarak açıklayabilirler. Bir şey vardır bunu. Ben anlayamadım. Şimdi bak, ani oluşma var. Tek yönde hareket ediyor. Bütün yapraklar sakin, fakat sadece o geçerken bütün yapraklar sallanmaya başlıyor. Gelip evin tavanına kadar geliyor, sonra orada kayboluyor. Kokusu yok, nem yok, nem etkisi yok. Gökten gelip yere eğiliyor, yere kadar geliyor. Oradan pike yapıyor. Yani şöyle bir geliş var, bak şöyle geliyor, böyle. Mezarlığın üstüne kadar gelip oradan pike yapıp oradan gelip evin tavanına geliyor. Ve geçtiği yerlerde yeri sallıyor. Hayır, yaprağı sallaması için bir neden yok. Yani bu nasıl olabilir? Yani her yerde ağaçlar sakin. Bir tek o geçerken geçti yer burası. Yapraklar sallanıyor. Bir daha göster bakayım. Tabii. Video olarak. Evet. Bu birincisi. Bu 2.17'de geçiyor. Evet. Öbürü 3.47'de. Ya gökten iniyor. Mezarlığın üstüne geliyor. Pike yapıyor. Dönüyor. Geçiyor ve evin tavanına girip burada kayboluyor. Ama o geçerken ağaçlar sallanmaya başlıyor yapraklar. Çok şaşırtıcı. Ağacı niye sallıyor? Mesela her yer, hiçbir yerde rüzgar yok. Diğer ağaçta bir şey yok. Bir tek o geçerken sallanma oluyor. Bunu bilimsel olarak nedenini bir araştıralım. Yani bilim adamlarına soralım. Bunun mantığını bize bir anlatsınlar. Filmlerini verin.
Laboratuvarda tamam. Bir baksınlar. İnşallah. Ya bak, sadece onun geçtiği yerde ağaç yaprakları ciddi şekilde sallanıyor. Bir tek onda. Kokusu yoktu diyorlar arkadaşlar. Yani bir duman kokusu falan, nem gibi de değildi, yani böyle buhar, nem gibi öyle bir şey de değildi diyorlar. Yani hiçbir yerde öyle, etrafta da insan falan da yok. Gökten iniyor, mezarın üstüne teyit geçiyor, geliyor ve süratle yaprakları sallayarak böyle geçiyor, evin tavanına kadar geliyor, sonra kayboluyor. O böyle laboratuvar analizlerine daha iyi anlaşılır. Bizim buradan bakmamızdan pek bir şey çıkmaz. Yani böyle alet edevatla bakarsalar, çünkü orada ışık tayflarına falan ayırıyorlar. O zaman şekil belirliyor. Ne olduğunu daha iyi anlayabilirler. Evet, dinliyorum.